Evet, reklamların ardından spor masasının ikinci bölümüyle karşınızdayız. İkinci bölümde ağırlıklı olarak videolarımızı ekrana getireceğiz. Hafta içi birçok röportaj ve haber hazırladık sizler için değerli izleyenler. Biz ilk olarak veteranlarla başlayacağız. Veteranlar Samsun karması içlerinde Samsun Spor'da oynamış önemli futbolcular da var. Onlar Çorum ekibini hafta içi oynanan karşılaşmada 2-0 mağlup ettiler. Bu maçın haberini izleyelim, ardından yeniden karşınızda olacağız. Futbolcuları oluşan veteranlar takımının şu anda maçı da var. Ne dersiniz bu organizasyonla alakalı? Evet, Samsun olarak biz ilk defa bu etkinliğe katılıyoruz. Veteranlar Futbol Federasyonu'nun bize teklifiyle birlikte bana ulaştılar. Ben de Samsun'daki futbol büyüklerimle birlikte Samspor'un eski yıldızları, burada daha önce profesyonel futbol oynamış yıldızları bir araya getirerek Samsun'a yeni bir renk katmaya çalıştık. Şimdi sahanın içerisinde de görüyorsunuz, işte Celiller, Mehmet Naslar, Adnanlar, Koranlar, birçok ünlü futbolcu var. Sanki şu an aktif futbol oynuyorlarmış gibi son derece zevkli, heyecanlı. 20 yıl önceki gençler 20 yıl sonra orta yaşlı olarak bir araya toplandık. Futbolun güzelliklerini çim sahaya tekrar yansıtmaya çalıştık. Günümüzde artık futbol izleyicisi olan yahut da futbolun çeşitli kollarında olan büyüklerimizi, arkadaşlarımızı bir araya getirerek Metro Samsun Veteranlar Takımı'nı kurduk. Burada biz onursal başkanımız Haluk Tan'a çok teşekkür ediyoruz. Bize katkılarından dolayı. TÜFAT Başkanı Sayın Hakkı Bayrağı ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Biz burada bir takım oluştururken herkese ismi görev olan bazı alanlarda görevler verdik. Ben takım kaptanlığı yapıyorum. Hakkı Hocam işte takımın başındaki koordinatör, hoca olarak görev yapıyor. Yöneticilerimiz Dobi Hasan abimiz, Muharrem abimiz, işte Çetin hocamız ve saha içerisinde tribünden seyrettiğimiz arkadaşlarımızla şimdi burada yöneticilik yapmak çok keyifli ve zevkli olsa gerek. Şu an 13 puanla lideriz. Samsun'daki Samsun takımlar içerisinde biz de futbol olarak, veteranlar olarak lider olmaktan da gurur duyuyoruz. İnşallah son maçımızı talebimiz olursa arkadaşlarımızla birlikte bir Samspor maçından önce oynayıp tekrar o eski günlere dönmeyi de isteriz. O heyecanı yaşayıp yaşatmak isteriz. Bize medyada da yer verdiğiniz için sizlere, Haber TV, Haber Aksa çok teşekkür ediyorum. Çünkü futbolun güzelliklerini yansıttığınız zaman o çekişmeler, o rekabetler çok daha güzel bir hal alıyor. Biz bu duygular içerisinde futbolu bırakamıyoruz ve buna devam diyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hakkı abi, bu organizasyonla alakalı ne düşünüyorsun? Öncelikle bu organizasyonu tertipleyen herkese teşekkür ediyorum. Emeğe geçen, desteği olan herkese teşekkür ediyorum. Sonra gördüğünüz gibi Türkiye'nin 8 bölgesinden oluşan bir organizasyon bu. Biz de Doğu ve Batı Karadeniz grubundayız ve bu grupta da liderliğimiz şu anda sürüyor. Burada ilk ikiye kalanlar diğer grupların ilk ikiyi temsil eden takımlarıyla beraber Antalya'da güzel bir final maçları oynayacağız. Amaç burada tabii güzel organizasyon olduğu için eski futbolcu arkadaşlarımızı tekrar burada eski arkadaşlarla beraber buluşturmak ve güzellik sunmak, sosyalitemizi genişletmek. Nasıl söyleyebilirim ya? Herkese şimdi teşekkür ediyorum ben ya. Fazla söyleyecek bir şey yok. Hocam ediyorsun, topla siz başlıyorsunuz. Tekrar başlamalar dileyim. Evet, hocam bakar mısınız? Yılmaz abi. Şöyle, alalım biz de. Gel şöyle. Sayın hocam, hoş geldin. İki ihtiyar buluştu. Ben biliyorsun abi. Evet. Buraya bu doğru bakar mısınız? Kendimize geldiniz, bizi onurlandırdınız. Evet, Metro Samsun veteranların Çorum Master'ları 2-0 mağlup ettiği maçın hem görüntülerini hem de takım antrenörü, eski Samsun Sporlu futbolcu ve teknik direktör Hakkı Bayrağ'ın açıklamalarıyla takım kaptanı Hamza Aygün'ün açıklamalarını izledik. Samsun ekibinde tabii eski Samsun Sporlu futbolcular Celil Sağır, Mehmet Nas ve Adnan Güngör'ün de oynadığını hatırlatalım. Konularımız yoğun,
Şimdi de yabancılar pazarı sporla devam edelim. Onlar da hafta sonunu 6-0'lık bir İzmir Konak Belediyespor yenilgisiyle geçtiler. Kadınlar Futbol 1. Ligi'ndeki ekibimiz. Neler söyleriz bu maçla ilgili Tugay? Hafta sonunda yine zorlu bir maçları var. Rakibi çok güçlü bir takım. Konak Belediyesi. Evet. Ya zaten bünyesinde milli oyuncuları da barındırıyor. 6-0'lık bir mağlubiyet. Aslında farklı bir mağlubiyetmiş gibi görünüyor ama şartlar, ekonomik, yani oyuncu kalitesi anlamında aslında normal bir sonuç. Çünkü yeni transferler var. Takım daha değerli toplu. Evet. Ama karşısındaki takımlar belli bir Şampiyonlar Ligi'nde oynamış bir takım Konak Belediyespor. Yani ilk maç, sezonun ilk maçında da bir... Hatta yanlış bilmiyorsam ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden de ilk kadın futbol takımı. Belediyenin güçlü desteğiyle Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmişti. Daha sonra işte belediye biraz desteği azaltınca biraz daha Beşiktaş ön plana çıktı. Beşiktaş gibi bir büyük camia ön plana çıktı kadın futbolunda. Ali Akgüz de elinden geleni yapıyor. Transferler yaptı. Hani oyunculuk anlamda da katkı sağladığını düşünüyorum ama karakter olarak da katkı, çok önemli katkı sağlıyorlar. Çünkü biz maçtan önce ben yaşadım şahsen. Geldi 10 numaraları. İsmi şimdi aklıma gelmiyor. Hani ne derler, delikanlı kız diyebileceğimiz gerçekten. Takımın ablası diyelim ona da. Gerçekten geldi. Siz de takımdan şöyle bir şey ablası var. Hani siz de emekçisiniz. Hani size de kolay gelsin. Hani bu çok şeydir. Ne derler, basit bir şeymiş gibi geliyor ama Tugay, onun bakış açısı. Tugay şimdi en son voleybol faciası yaşadı ya abi. Şimdi orada bir fotoğraf verme olayı nasıl oldu? Şimdi bu ya abi. Bu insan ilişkileri. Biz sonuçta Samsun takımlarını destekliyoruz. Hani Samsun takımlarına biraz istisna sağlıyoruz ve onların artılarını daha fazla büyük gösteriyoruz. Eksilerini daha hani kişisel görüşlerimizde eksilerini söylemeye gayret ediyoruz. Hani sayfalarımızda, gazetelerimizde, televizyonlarımızda onların zarar görmemesine çalışıyoruz. Bu maçta söyleyebileceğim biraz daha zamana ihtiyacı var. Önde de Kireçburnu maçı var galiba bildiğim kadarıyla. Hedef maçlarına gidiyorlar. Bir dipnot, ilk sezonun ilk maçında da 6-1 kaybetmişti ama hükmen kazanmıştı. Evet. Statü gereği 2002 doğumlu 3 herhalde 2 oyuncu oynatabiliyor. 3 oyuncu oynatmıştı. Ondan dolayı hükmen kazanmıştı. Bu maçta da 6-0 kaybetti. Acaba diyorum yine bir şey falan hükmen bir galibiyet alabilir miyiz? Arif Hoca, Arif İmamoğlu falan, Nafiz Hoca bir eksiğini, bir açığını yakalamış mıdır Konak Belediyespor'un? Bir duyamadık. Yani aslında iyi olurdu çünkü onlar da bu sefer daha özenle hazırlamışlardı. Bence 2002'li hiç almamışlardı bence. Olur mu, olmaz mı? Hiç almamış olabilirler. Bunun sıkıntısını spor lisesi de yaşıyor. Çünkü onun spor lisesi daha çok yaşıyor daha doğrusu 3. ligde. Onların bünyesinde 2002'li çok kız var ama oynatamıyor. Yani İkisini yer alabiliyor yani zaten. Oynatamıyor. Evet. O da çok saçma yani. 2002'liler kaç yaşında oluyor? 15 yaşında. 15 yaşında 3. ligde veya 1. ligde oynayabilecek veya kadroda bulunabilecek yetenekteyse oynasın arkadaş. Ya buradan da Yabancılar Pazarı Kireçburnu'yla evinde sezonun ilk yarısında berabere kalmıştı 1-1. Hı-hı. O maçta da yine ben vardım. Kireçburnu'yla tabii ki transferlerini bilmiyorum. Kireçburnu nasıl transferler yaptı? Bizim takımımız iyi transferler yaptı. Biraz daha değerli toplu oynuyor. Hücum hattımız zenginleşti. Kadromuz biraz daha genişledi. Ya Ali Akgüz elinden geleni yapmaya çalışıyor bu takıma. Yokluk içerisinde bir takım var ediyor ortaya ve bunun içinde mücadele ediyor. Yani desteksizlik var, ilgisizlik var. Yani hep bunu dile getiriyoruz zaten. GSK'da da bunu dile getirdik handball takımımızda. Yani bu yokluk içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyor ki seneye daha güçlü bir kadro kuracağına eminim ben. Ve onun bir hayali var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek veya bir Şampiyonlar Ligi'ne Samsun'a taşıyabilmek. Yani inşallah bu hayalini gerçekleştirir Ali Akgüz. Bu yolda da emin adımlar ilerliyor. Kapı kapı dolaşıyor takım için. Kendi takımı için, yani kendi cebi için değil, kendi takımı için bir şeyler yapmaya çalışıyor ki yapıyor da, takdir ediyoruz biz bu tur şeylerde, etkinliklerde bulunan. Ali Akgüz gibi hani iş adamları için de bu para isteme işleri hakikaten yani çok sıkıntılı bir iş. Bir durum. Hani bunu Samsun Spor'da da zaman zaman örneklerini yaşıyoruz. Hani bir işte vali beyin bile karşısına gidip işte sayın valim eksiklerimiz var demek bile bazen onlar için zor oluyor ama takım için, bu sevdaları için
bu taşın altına ellerini koyuyor onlar da. Onları da takdir gibi, etmek lazım. Evet. Konak gibi bir ilçe takımı. Tabii ki Konak önemli bir ilçe ama bir ilçe takımı Şampiyonlar Ligi'nde nasıl çıktı, Türkiye'yi temsil etti? Destekli. Geçmişte Samsun'dan da önemli takımlar çıktı. Zaten kadın futbolu biraz daha erkek futboluna göre biraz daha amatör. Belli oluyor zaten. Çünkü her sene bir takım çekiliyor. Bu sene mesela Amasya çekildi. Evet. Yani o zaten birinci o ligden zaten yani. Bir de yani en üst ligden çekiliyor. Alt sırada alt takımları hiç söylemeye gerek yok zaten. Biraz daha düşük 3. ligde falan mesela Spor Lisesi biraz sağlam takım kurunca bizim Samsun Spor Lisesi çok önemli farklar oluyor. 10 oluyor, 13 oluyor. Hani 1. ligde şu anda tek takım düşecek. Yabancılar Pazarı Sporu'nda zaten hedefi Adana maçı ve Kireçburnu'ndan puan çıkarabilmek deplasmandan. Ben takımın oyununu iyi buldum. Rakip güçlü olmasına rağmen. Hı hı. Çünkü daha dengeli rakiplerle daha iyi. Çünkü bizim rakiplerimizle bile biz hücumda varyasyon göstermekte sıkıntı yaşıyorduk. Yani kanat oyuncusu Nursel hücum oynuyordu. Gerçi Nafiz Hoca öyle düşünmüyor. Nafiz Hoca eğer defans oyuncusuysa defansın her yerinde. Ya orta sahaysa orta sahanın her yerinde. Hatta Aybüke normalde Spor Lisesi'nde forvet oynuyordu. Şimdi stoper eksikliğinde bir ilk yarı stoper eksikliğinde stoper mevkisine koymuştu. Hatta kalecisi zaten Hilal Subay. O da oyuncu. Eski bir oyuncu. Milli takıma gitti hatta. Şimdi kalecilikte de milli takıma gidebilir. Yani biraz daha kendini geliştirirse milli takıma gidebilir. Bizim için değişik haberler çıkarmaya uğraşıyor. Yani. Buradan da Hilal üzerinden de şunu söyleyebilirim. Bugün futsalda, okullar arası futsalda evet. Da şey oldu. Bir kızlarda ve erkeklerde şampiyonlar belli oldu. İkisinde de spor lisesi aldı. Ama spor lisesinin tabii ki kızlarda emeğinin hakkını verelim. Ama Hilal'in yarı finalde takımını yalnız bırakması hakeme itirazda bulunup finalde çok etkiledi. Ya sporcular yetenekli olabilir ama biraz daha kendi takımlarını düşünmeleri gerekiyor. Evet, sporcunun gelişirken her yönüyle gelişmesi lazım. İlçede iki kere yendikleri takım Spor Lisesi'ne kaybettiler ve Spor Lisesi şampiyon oldu kızlarda. Hilal kendini geliştirebilecek bir sporcu. Kalede de olsa, oyunda da olsa biraz daha toparlanırsa hem kulüp anlamında hem okuluna da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Buradan da bir abi olarak uyarıda bulunmuş olalım. Evet değerli izleyenler, Yabancılar Pazarı Spor Kulübü'nü de değerlendirdik. Onlara da ligde başarılar dileyelim. Şimdi bir haberimiz var dağcılıkla alakalı. Samsun biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda çok önemli bir organizasyona etkinliğe imza atmıştı. Geleceğe kulaç atıyoruz projesi. Hatta Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım da bu projeyi valiler toplantısında örnek göstererek diğer valilerin de bu tarz projeleri başlatmasını istemişti. Bu proje gibi Samsun'da bu sefer de dağcılıkta zirvede ben de varım isimli bir proje başlıyor. Öncelikle bununla ilgili haberimizi izleyelim, ardından haberi yapan Tugay bize daha geniş bilgiler de aktaracak. Evet, şu anda burada zirvede ben de varım projesi kapsamı içinde dağcılık faaliyetlerimiz yürütüyoruz. 9-12 Şubat'ta Demel Eğitim, Spor Tırmanış Demel Eğitim kursunu verdik. 15-19 Şubat arası da Spor Tırmanış İleri Seviye Antrenörlük Eğitim kursunu veriyoruz. Bu proje kapsamında Gençlik Sporu İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ve ayrıca Dağcılık Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Zirvede Ben de Varım projesi kapsamında çalışıyoruz. Burada çalıştığımız arkadaşlarımız bu kursları bitirdikten sonra yeterlilik belgesi alacaklar. Samsun'da çeşitli kurumlardan, çeşitli okullardan seçtiğimiz öğrencileri burada çalıştıracaklar. Geleceğe Kulaç Atıyoruz projesinin bir benzeri burada yapılacaktır. Buna destek veren tabii öncelikle Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a, Valimiz Sayın İbrahim Şahin Bey'e, İl Milli Eğitim Müdürümüze, Gençlik Spor İlçe Müdürümüze, İl Müdürümüze, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ya bunun yanısı biz Gençlik Spor olarak bunların sadece malzemesini, salonunu ve çeşitli enstrümanlarından sorumluyuz. Milli Eğitim Müdürlüğü de çocuklardan, antrenörlerden ve çocukların buraya taşınmasından sorumlu. Çocukların taşınmasının ulaşımında Canik Belediyesi görevlendirilmiş. Onlara da ayrıca buradan teşekkür ediyoruz.
Bu kurs bittikten sonra da çocuklarımızı burada 300'e yakın çocuklarımıza burada eğitim vereceğiz. Buradaki gelen arkadaşların %99'u hatta hemen hemen hepsi beden eğitimi öğretmeni. Bunlarla bu projeyi burada yürüteceğiz. Şu an bundan sonraki çalışmalarında herkese başarılar diliyorum. Bize destek veren, bize sahip çıkan, her türlü desteğini bize esirgemeyen tüm yetkililere de teşekkür ediyorum. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun temel spor tırmanış temel eğitim kampını geçen hafta bitirdik kursunu. Bu hafta da ileri seviyeyi bitiriyoruz. Türkiye'nin değişik illerinden 36'ya yakın arkadaşımız geldi. Bu arkadaşlarımızla beraber spor tırmanış ileri seviye eğitimi tamamlayarak onları spor tırmanış eğitimlerini bitirmiş olacağız. Bu eğitimden sonra arkadaşlar antrenörlük kurslarına başvurabilecekler. Bizim temeldeki hedefimiz daha önce açıklandığı gibi burada var olan bir projeyi devam ettirmek. Bu arkadaşlar Türkiye'de Samsun'daki milli eğitim personeli olan 12 beden eğitimi öğretmeni arkadaş gerekli eğitimi aldılar. Aynı zamanda Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı'nın çocuklarıyla beraber projeyi devam ettireceğiz. Bütün bu çalışmalar Türkiye'nin şu anda 81 ilindeki standartlara uygun tek duvar olan bu duvarda gerçekleşiyor. Genç Hizmetleri İl Müdürlüğü'nün elindeki tek duvar. Biz de bu fırsattan yararlanıp bu eğitimi Samsun geleneğine yayıp sporcu yetiştirmek, olimpiyatlara sporcu hazırlamak kapsamında bir çalışmaya başladık. Şu anda az önce de söylediğim gibi yarın itibariyle proje buradaki çalışmalar bitecek. Salondaki şu anda gördüğünüz çalışmalar. Önümüzdeki hafta itibariyle çocuk yetiştirmeye, olimpiyatlara katılacak çocukları hazırlık taramasına başlayacağız. Burada bize destek olan tabii öncelikle Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve Güven Özyurt Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Genç spor ve genç hizmetlerindeki bütün personele, ilçe müdürüm dahil kendisi sürekli projenin içinde yer alıp bize destek sağlayan bir müdürümüz. Gelecekte Samsun adına çok güzel şeyler olacağını, olimpiyatlara güzel sporcular yetiştireceğimizi inanıyoruz. Güçlü bir ekibimiz var. İlgilenen, destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Kurs genel itibariyle bu zamana kadar aldığımız antrenörlük eğitimi içerisinde en yoğun geçen eğitim diyebilirim. Öncelikle Sayın Bakanımıza, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürümüz Sayın Güven Özyurt'a, Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Çünkü onların liderliğinde bu projeyi başlattık. Bilgiyi doğru kaynaktan alması gerektiğini düşünerek Dağcılık Federasyonu'nu da projemize dahil ettik. Onlar da sağ olsunlar bu kurs imkanını bize sağladılar. Bu anlamda kursumuz çok yoğun, çok verimli geçti diyebilirim. Yeni tanınan bir spor, olimpik spor. 27 spora dahil olan 3 spordan biri. Yani 2020'de 30 spordan biri olacak. Yetiştirmesi, sporcu yetiştirmesi diğerlerine göre zamanında başladığınızda biraz daha kolay gibi görünen. Bu anlamda milli sporcularımızı hem ilimizden hem de ülkemizden uluslararası sporcuları çıkarabileceğimiz bir branş olduğunu düşünüyoruz. Ve inşallah sporcularımızı yetiştirerek hem ilimizden hem ülkemizden bu spor dalında önemli sporcular yetiştireceğimizi düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Evet, Samsun'da yine ilk adımları atılan önemli bir projenin başlangıcını izledik. Dağcılık İl Temsilcisi Faik Özen, Gençlik Hizmetleri ve Spor ilçe müdürlerimizden Osman Abanoz'la beden eğitimi kursta kursta eğitimler veren beden eğitimi öğretmenleri bize konuyla ilgili açıklık getirdi. Tugay, kısa olarak sen neler söylemek istersin? Çok güzel bir proje. Zaten konuyu da söylediler. 2020 Olimpiyatlarında girecek 3 yani 27 spordan 30 spora çıktı. 2020 Olimpiyatlara çıkmış. Bu 3 spordan biri dağcılık. Bu dağcılıkta da 300 gencimiz test edilecek. Aynı bu zaten geçmişte de Samsun'da yapılmıştı. Yetenek testiyle alakalı. Hı hı. Bu yeteneğe tespit edilen gençler buradan yetiştirilerek 2020 Olimpiyatlarında madalya beklentisi alabileceğimiz gençler olacak. Çünkü bu spor dalında çok kolay bir şekilde yetiştirilebildiği, hı hı, söyledi hocalarımız. İnşallah Samsun'dan
Yani 2020'de ilk kez girecek dağcılığı Samsun'dan bir madalya neden olmasın diyorum. Çünkü diğer tabii ki diğer ülkeler bu sporda daha ileride. Ama bizim doğamız, yapımız gereği özellikle Karadeniz insanında ben bu dağcılıkla alakalı. Dağcılık da demeyelim de spor tırmanış. Şimdi dağcılık dendiği zaman hocalarımız söyledi. Acaba aileler dağ mı çıkacak falan diye. Bir şey mi olur? Hani dağa gönderdiği zaman bir risk var diye. Ama hiçbir risk yok. Bu tamamen spor görüyoruz. Salonunda aynen. Tüm güvenlik önlemleri alınmış bir şekilde yapılan bir spor. Aynen. Bütün ailelere de bu sporda gelecek olduğunu ve çocuklarını çok rahatlıkla gönderebileceğini de söyleyebiliriz. Evet. Bu projeyi başlatanlara da tebrik edelim, teşekkür edelim ve Samsun Canik Belediyespor'a geçelim. Bilyona.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ligde kalma mücadelesi veren Samsun Canik Belediyespor hafta sonu deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi mağlup ederek bir anlamda lige tutuldu. Olası bir yenilgide Samsun ekibi küme düşmeyle karşı karşıya kalabilirdi. Şu anda da her ne kadar ligde son sırada olsa da bu haftada yine kendi rakiplerinden Mersin Doğuş Hastanesi'ni konuk edecek Samsun'da ve oldukça önemli bir maç. Bu maç öncesi Samsun ekibinde transferler de var. Önemli basketbolcular Brian Canoveri ve Glory Johnson transfer edildi. Yine takımın önemli isimlerinden diyelim. Elena Babkina ile de bugün itibariyle yollar ayrıldı. Tugay neler söylersin Canik Belediyespor'la? Çok önemli iki isim transfer edildi. Biri kısa, biri uzun. Yabancı sayısının artmasından dolayı da Elena Babkina ki takıma katkı sağlıyordu. Evet. Ama göndermek zorunda kaldı. Çünkü belli bir sayıda yabancı oynatabiliyorsunuz. Zaten yeni isimlerden Brain Generator'ın da zaten sağlık kontrollerini şu anda görüyoruz. Takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Uzun oyuncu olarak Glory Johnson'ın çok önemli bir kariyeri var. Hı-hı. WNBA'de. Eğer yetişebilirse Brian Canoveri yetişecek ama Glory Johnson yetişemeyebilir. Bu iç sahadaki maçımızda takımda hazır bulunacak ve iç sahadaki maçında da şöyle bir Caniklilere veya Samsunlara şöyle bir şey söyleyebiliriz. Maçkörük.com bu ligin sponsoru. Maçkörük.com Kadınlar Basketbol Ligi. Bu maç sırasında çeşitli organizasyonlar, işte pompon kızlar diyebileceğiniz veya çeşitli ödüller, hediyelerin verileceği bir organizasyon düzenleyecek. Yani maç çok önemli ama hem maçın içi hem de maçın dış organizasyonları çok güzel bir yani çok güzel bir maç bekliyor. Bütün evet. Samsunluları bu maça bekliyoruz. Evet, karşılaşmada pazar günü saat 14'te Hasan Doğan Spor Kompleksi Mehmetcan Öztürk spor salonunda oynanacak. Tüm Samsunluları da bu müsabakaya davet edelim ve boksla devam edelim. Fethiye'de düzenlenen Yıldızlar, Gençler ve Büyükler boks şampiyonası vardı. Burada bazı tatsız, istenmeyen olaylar da yaşandı. Ama Samsun adına madalyaların da olduğu bir şampiyon oldu. Biz öncelikle madalya elde eden sporcularla ilgili hazırladığımız haberi izleyelim. 13-18 Şubat 2017 tarihinde yapılan Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Yıldız, Genç ve Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 9 sporcumuz madalya aldı. İkisi altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalyayla turnuvada en çok madalya kazanan Samsun'da kulüpler arasına girdik. İnşallah şampiyon olan sporcularımız Avrupa Dünya Şampiyonalarında ve olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek için kampa davet edildiler. Ve burada başarılar elde edip Samsun'u Türkiye'de değil Avrupa ve uluslararası arenalarda da başarıyla döneceğimize inanıyoruz. Bize desteğini esirgemeyen her türlü arkamızda olan Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a ve İl Müdürümüze ve Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'a çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu bir başlangıç. Allah izin verirse Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda da madalyayla dönmek hedefimiz. Muğla Fethiye'de düzenlenen Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 5 maç kazanarak Türkiye şampiyonu oldum. Samsun'a altın madalya getirdim. Şimdiki hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonluğunda Samsun'a tekrar altın madalya getirmek. Hayalim olimpiyatlarda Ay Yıldızlı Bayrağı temsil etmek. Samsun il seçmesinde şampiyon olamadığım için kendi imkanımla Türkiye Şampiyonası'na 51 kiloda katıldım. 3 maçımı nakavtla aldım. Final maçımda Fenerbahçe ile Avrupa şampiyonu rakibime maçımı kaybettim ama güzel bir maç çıkarttığıma inanıyorum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Özellikle de hocalarıma
Bundan sonraki hedeflerim inşallah Türkiye şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, ondan sonra olimpiyat şampiyonluğu. Evet, İlkadın Belediyespor'un şampiyon olan dişi yumruklarına yumruklarını biz de tebrik edelim. Antrenörleri Nihat Bilir'i de kutlayalım. Tabii ki Fethiye'deki bu şampiyonada bazı istenmeyen hadiseler de yaşandı. Samsunlu sporcu Urguya Us'un antrenörü ve babası Fazlı Us'la Türkiye Boks Federasyonu organizasyonlar sorumlusu İsmail Naz'la arasında yaygın medyaya da düşen bir kavga yaşandı. Bununla ilgili Fazlı Hocamız hafta içerisinde bize özel açıklamalarda bulundu. Biz Fazlı Hoca'nın iddialarını kendimiz çok da artık değiştirmeden direkt kendisinden dinleyelim. Ekranlarımıza şimdi Fazlı Us'un çıkan olaylarla ilgili açıklamalarını ve bundan sonraki süreçte de neler talep ettiklerini izleyelim. Türkiye Boks Federasyonu Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Yıldız Genç ve Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın final gününde yaşanan arbede ile ilgili yankılar devam ediyor. Yaklaşık 200 seyircinin tribünden izlediği müsabakalar sürerken ring dışında yaşanan bir kavga şampiyonaya gölge düşürdü. İddiaya göre gerçekleştirilen yarı final müsabakasında rakibine yenilerek şampiyonayı bronz madalyayla tamamlayan Avrupa şampiyonu milli bokser Urguya Us ve antrenör babası Fazlı Us, üçüncülük kürsüsüne çıkmadan madalyalarını alarak salondan ayrılmak istedi. Türkiye Boks Federasyonu Organizasyonlar Sorumlusu İsmail Nazı Fazlı Us'a kürsüye çıkmadan madalya veremeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine ikili arasında başlayan tartışma hakem masalarının üzerinde yumruklu kavgaya dönüştü. Birbirlerine yumruk ve tekmeler savuran ikiliyi araya giren hakemler ve jandarma ayırdı. Salondan çıkarılan ve birbirlerinden şikayetçi olan taraflar ifade vermek üzere Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kavga esnasında darbelere maruz kalan antrenör Fazlı Us ve sporcu olan kızı Urguya Us darp raporu aldı. Ankara Büyükşehir Belediyespor Satı Burcu ile 60 kiloda yarı final müsabakasına çıkan Urguya Us'un hakkının yenerek mağlup olmasına neden olunduğunu belirten Fazlı Us, "Şikayetçi olduk, darp raporu aldık, hakkımızın aranmasını istiyoruz, İsmail Nazlı'nın görevinden ihraç edilmesini istiyoruz" dedi. Hak etmediği bir yenilgiyi tattırıldı kendine. Hiçbir şey demedik. Onun sonrasında final gününe gelindiğine, final gününde kızımdan dolayı hanımıma ceza verdiler. Dediler ki sen maçta çıkamıyorsun. Kenarlarda bile ortada da vermediler. Onun sonrasında dedi ki sen dedi federasyon dedi protesto ediyorsun dedi. Dedim protesto etmiyorum. Derken vereceksin dedim. Vermem derken bana saldırdı boğazıma. Ardından dolayı en büyük zararı biz gördük. Ve onun sonrasında da federasyon bize ceza verecekmiş, en büyük cezayı. Soruyorum şimdi, biz ceza alacak ne yaptık? Federasyon da iyi biliyor, Türk boksu da çok iyi biliyor. Bizim insanlığımız ve kalitemiz tartışılmaz ve antrenörlükte yaptığımız başarı da göz ardı edilemez. Evet, Fazlı Hoca'nın çıkan arbede ve olaylarla ilgili açıklamalarını izledik. Anlatılana göre maçları erken bitiyor. Urguya'nın orada annesi de görevli bir hakem. Ayıp hakemi kendisi. Evet, uluslararası hakem. Onun da görevi olmayınca madalyalarını alıp oradan gitmek istiyorlar. Hani Samsun'a dönmek istiyorlar ve ardından gelişen süreçte de o istenmeyen görüntüler yaşanıyor. Neler söylersiniz? Yani daha önce bilmiyorum. Hani tabii bu tür organizasyonlarda bu formatı nedir? Hani illa kürsüye çıkıp da madalya alması mı gerekiyor sporcunun ama? Evet. Buna tabii ki sorduğumuz zaman da böyle bir şey yok denildi bize gelen bilgiler arasında. Hani normal sporcu madalyasını alıp gidebilir tarzında bir bilgi aldık. Tabii o anda orada neler yaşandı? Fazlı Hoca diyor ki biz madalyamızı alıp hani arabamız bekliyordu. Biletimiz o saatte denk gelmişti.
Biz biletimize yanacaktı diyor. Madalyamızı alıp o şekilde gidecektik oradan diyor. Tabii ki karşı tarafta bize biraz zorluk, güçlük çıkardı diyor. Bunu güçlük çıkarınca diyor, orada bir karşılıklı bir söz, münakaşa olunca ister istemez diyor. Böyle bir olaylar yaşandı. Tabii ki böyle bir olaylar yaşanmasından dolayı Fazıl Hoca mutlu değil. Yani tabii sadece orada kendilerine haksızlık yapıldığını, kendilerine farklı davranıldığını ve bu olaylar sonrasında İsmail Naz'la görevden alınmasını talep ediyor kendisi. Çünkü bize diyor haksız bir şekilde davrandı. Tabii bu tamamen Fazıl Hoca'nın ithamları. Evet, kendi orada, iddiaları. Biz Türkiye, orada sözünü kesin devam et. Biz orada değildik. Fazıl Hoca'nın anlatmalarıyla. İki hani sanmıyorum da Fazıl Hoca'nın yalan konuşacağını ama ki görüntülerde zaten görüyoruz. Tabii spora yakışmayan görüntüler bunlar. Yani evet, tasvip etmiyoruz bunları ama o anda demek ki insanlar karşılıklı. Tabii Urguyan'ın da maçında hakemlerin de oldukça kötü olduğunu da söylüyor Fazıl Hoca. Evet, yani. Hani biraz ondan dolayı da sinirleri gerilmiş. Yine de her şeye rağmen şimdi, son güne kadar yarışmışlar. Madalyalarını alıp dönecekler. Urguya başarılı bir sporcu. Evet. Yani Avrupa Şampiyonası'nda Samsun'un son yıllarda yetiştirdiği önemli sporcular. Yeteneklerden birisi. Yani tabii ki o anda neler oldu, neler bitti, hakkı yenildi mi, yenilmedi mi? Evet. Gerçi bu hakemlerimiz çok dilimiz yanıyor. Artık bu hakemler ne yapacağız bilmiyorum ama. Yani her branşta karşımıza çıkıyor hakemler. Şimdi zaten annesi de hakem olduğu için ya şimdi taraflı veya tarafsız bile şey yapamıyoruz. Hani biz o olayı yaşamadık ama şu var. Boks Federasyonu tarafını belli etti. Yani ben Boks Federasyonu açıklamasını okudum. Hı-hı. Hani bizde önemli başarıdan önemli önce işte ahlak falan gelir işte falan diye açıklama yapmış. Avrupa şampiyonu olan bir sporcumuzun işte bu olaya karışması falan bizi üzdü şeklinde. Evet. Yani Boks Federasyonu hatta şöyle bir federasyon, şimdi Eyüp Gözgeçti bildiğim kadarıyla, hı hı, siyaseten de kendi tarafını bir şekilde açıklayabiliyor. Hani mesela Türkiye'nin gündeminde bir şey varsa onunla alakalı işte biz şuradayız, biz buradayız şeklinde açıklamalar yapabiliyor. Böyle bir federasyon yönetimi var. Şimdi böyle de bir açıklama yaptığınız için hani biz böyle şeklinde diye ben federasyon görevlisine değil de bizim sporcumuza ve antrenörümüze, daha doğrusu Samsunlu sporcu ve antrenör, çünkü bildiğim kadarıyla Fazıl Usta'dan federasyonun antrenörü. Evet. Annesi Avrupa hakemi, Avrupa mı dünya uluslararası mı, işte, uluslararası hakem. Sporcu yine sadece Samsun'un değil, Türkiye'nin başarılı sporcularından, Avrupa şampiyonu. Ama geçmişte Boks Federasyonu'nun yaptığı açıklamaları ve gösterdiği taraf şeklindeki açıklamaları gördüğümüz zaman ben bir ceza bekliyorum. Çünkü bunu futbolda da yaşıyoruz. Mesela futbolla alakalı en basitinden Samspor'la alakalı, futbol yöneticileriyle alakalı bir eleştiride bulunduğun zaman, yani herkes eleştirebiliyorsun bu ülkede. Cumhurbaşkanlığı, başbakanı, herkes eleştirebiliyorsun. Ama TFF veya Merkez Hakem Kurulu'nu falan eleştirdiğin zaman direkt PFDK cezayı yapıştırıyor. Yani Türkiye Boks Federasyonu da Urguya veya Fazıl Us haklı olsun olmasın tarafını bence açıklamasıyla belli etti. Cezayı vereceğim diyor yani. Benim şöyle bir şey var ama yani tamam federasyon tarafını, ki federasyon taraf tutmaz bence. Yani tutmaması gerekir daha doğrusu. Boks Federasyonu'nun her konuda taraf, daha doğrusu kendi görüşünü açıklıyor çok rahat bir şekilde. Yani işte burada dediğin gibi taraflı olay veya taraflı tarafsız olarak değil de bunu tarafsız bir şekilde değerlendirecek. Sadece hani bir tarafa cezayı vermek de bu iş olmaz. Çünkü orada o görüntüler fazla oluyor, tek başına kavga etmiyor. Tabii mutlaka onlar da bir yani o karşı tarafında müfettişlerle en iyi şekilde konuyu araştıracaklar. Zaten her iki tarafta Fazıl Hoca ve kızı darp rapor almışlar. Fethiye'de jandarma karakolunda. Hesap verecekler diyor Fazıl Uz. Yani bu kadar darp rapor alınacak kadar olaylar yaşandıysa gerçekten Boks Federasyonu bu konuya tam her şeyle eğilmesi gerekiyor. Yani burada senin düzenlediğin bir şampiyonada böyle bir olay yaşanıyorsa Boks Federasyonu bir de kendisine bakması gerekiyor. Açıklamasını okudum. Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre tamamen suç Fazıl Uz ve Urguya olsun. Boks Federasyonu'nun açıklamasına göre daha hiç sevk edilip ceza almamasına rağmen diyor, açık açık hani iğneleyerek, böyle cımbızlayarak, hani o turnuva çok güzel geçecekti ama hani işte hani bizim antrenör ve sporcularımız yüzünden olmuş. Aynı şeydeki bizim futbolda hani bizim taraftarımız durup dururken sağa yendi, küfür etti. Hani Sinan Kaloğlu hiçbir şey yapmadı gibisinden. Büyük ihtimal aynı o şekilde ceza Us ailesine gelecek gibi geliyor. Öyle hani olursa olur. İşte ben böyle bir açıklama yapmış, daha
disipline sevk edilip ceza almamış bir olay hakkında direkt hedef göstererek bir açıklama yapan federasyonun adil, hani haklı veya haksız Us ailesi. Haklı veya haksız. Daha önce bir cezasını alsın, ondan sonra veya de ki bu soruşturulacak falan filan. Hani direkt bazı kelimeler benim şahsen hoşuma gitmedi. Ki Urgun Us'un ringlerde başarılı elde ettiği zaman işte, kürsüye madalya almaya çıktığı zaman sen de hem federasyon başkanı olarak hem federasyon yetkilileri olarak çıkıyorsun. Orada Urgun Us'la beraber bu zamana kadar fotoğraf karelerine giriyorsun. Bu sporcu Avrupa Şampiyonası'na derece elde ettiği zaman, Türkiye'yi temsil ettiği zaman, madalya aldığı zaman tebrik ediyorsun. Bunu da bu şekilde düşüneceksin. Bunu da bir kenara koyacaksın. O şekilde sorgulamayı yapacaksın. Ama Türk sporunda şöyle bir şey var. Başarıda herkesin payı vardır. Başarısızlıkta kimsenin payı yoktur. Yani bu işte böyledir. Yani bir sıkıntı, sorun varsa federasyon başkanlığının değildir veya Türk boks camiasının değildir. O kişinindir. Ama bir başarı varsa herkesindir. Bu iş hep böyle oluyor. Ben onu bunu bilmem. Şuradaki görüntüleri hep beraber izledik. Fazla Us kendi başına kavga etmiyor orada. Tabii iki yani kişi kavga ediyor sonuçta orada. İki kişi arbede yaşıyor. Bir ceza alınacaksa ikisinin de her iki tarafa da eşit bir ceza alması lazım. Geçmiş olsun diyelim biz Fazla hocamıza. İnşallah çok da ağır bir ceza almazlar. Bu yaşanan, istenmeyen, ki onların da istemediği görüntüler, evet, bunlar. Sporun, evet, içinde olmasını istemediği görüntüler. Geçmiş olsun diyelim. Urgu'ya da tebrik edelim. Üçüncülüğünden dolayı diğer ilk adım belediye sporun şampiyon olan sporcularını da kutlayalım ve Gençlik Spor Kulübü'ne geçelim. Samsun'un kanayan yarası artık. Samsun Gençlik Spor Kulübü hafta sonunda da Bursa Osman Gazi'ye 32-30 yenildi. İki sayı farkla ilk yarısı 15-15'te. Bununla ilgili haberimizi izleyelim. Ardından yeniden karşınızda olacağız. Kadir abi, maçı kaybettik. Sezon daha böyle ufak farklarla maçları kaybetmiştik. Ve bu maçta da elimize geldi maç. Neler söylersiniz? Vallahi öncelikle ben Gençlik Spor İl Müdürü Güven Özürt'e çok teşekkür ediyorum. Yalnızca arkamızda olduğunu biliyorum. Her türlü maddi manevi desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemedi. Biz de bu yola çıktık. Evet, tecrübesiz bir takımız, genç takımız, yetenekli takımız. Ama ne hikmetse işte maçın sonlarını çıkartamıyoruz. O da yorgunluk, işte mantalite, kafa yapısı ve psikolojik men saha içinde ister istemez farklı yerlere gidiyor. Ama iyi bir takımız. Seneye yine Süper Lig'e çıkarız. Ama arkamızda Samsun kamuoyunun hiçbir zaman desteğini göremedik. Bunlar da bizi üzüyor. Maalesef spor kenti Samsun'da yaşıyoruz. Bütün branşların arkasındayız. Evet, voleybol, basketbol, handbol gibi sporları yapan kızlarımıza, genç kızlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların hayatlarını kurtarmanın peşindeyiz. İyi bir birey yetiştirmenin isteği, arzusuyla çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacak. İyi olmaya da devam edeceğiz. Biz doğru yoldayız. Herkes, yani Süper Lig'de 14 takım var. Hepsi de bizi onur ediyor. İyi bir takımız. Destekliyorlar. Ama maalesef bir yerde de maddi güçten dolayı buralarda eziliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah devamı gelecek. Hocam, maçı kaybettik. Neler söylediniz maçla ilgili? Maçla ilgili söyleyecek çok bir şey yok. Resmen maçı elimizle verdik. Bir oyuncumuz eksikti. Ne kaptan diyelim? Eksikti hocam. Kaptanımız yoktu. Çocukların yarısı spoysinin de gruplara tokada gitti. Zaten daha önceden bunu belirtmiştik. Artık elimizden gelen bütün çabayı sarf edip maç almaya çalışacağız. Kadromuz bu. Allah yolumuzu açık etsin diyelim. İnşallah artık seneye binecekte ter döküp çocuğumuz daha çok tecrübe kazanıp 2 sene sonra tekrar süper geçmeyi inşallah hedefliyoruz. Hocam, bu sezon 5-6 maçı böyle çok az fark sayılar farklarla kaybettik. Nelere bağlıyorsunuz bunu? Artık ben o konuda fazla bir şey demek istemiyorum. Keşke bizim burada arkamızda destek olsaydı. Hakem daha rahat çalamazdı. Hakemler bakıyor ki tribün boş, sahipsiz. Herkes kafasına göre dük çalıyor burada. Bir deplasmana gidiyoruz, Trabzon'a gidiyoruz. Dayak yemeden gelmediğimize şükrediyoruz yani. Böyle bir sıkıntılar yaşıyoruz. Aksaray deseniz öyle. Çoğu takımda öyle. Çocuklarımız küçük ama çok da sorun yapmıyoruz bu işleri. İnşallah 2 sene sonra daha sağlam bir ekiple çocuklarımız biraz daha büyüyecek. O zaman daha rahat maçlar çıkarız diye düşünüyoruz. Teşekkürler hocam. İlayda, yenildiniz. Neler söylersin maçla ilgili? Ya yenildik, aslında çok istedik ama yedek oyuncumuz yoktu. Kızlar çok yoruldu. 10 dakika gol bulamadık. Bu çok etkili oldu. Onun gibi şeyler. Mustafa hocam dediği gibi desteğimiz yok. Herkes küçük görüyor. Yaşımız küçük. Onun gibi bir sürü sebepleri var.
Evet, Samsun Gençlik Spor Kulübü'nün 32-30 mağlup olduğu karşılaşmayı ve teknik ekiple sporcuların açıklamalarını izledik. Tugay? Aslında ligi erken havlu atmasa çoğu maçı, 5-6 maçı ben orada röportajda da sesini duyuyorum. Aslında duymak istemiyorum ama ne yazık ki garip geliyor. Abi bir de şey soracağım sana. O ortam nasıl bir ortam? Nerede çektin görüntüleri? Ya farklı bir... Ya ışıklar kapandı. Yanlışlıkla ışıkları kapattılar maç sonunda röportajı alacaktım. Işıklar tekrardan yanana kadar bir mavimsi, loş bir ortam oldu. Buradan da mavi kartı da iyi bağlayabiliriz aslında. Geçtiğimiz hafta Trabzon Zahanos'ta GSK'nın kaptanı şeyde mavi kart görmüştü. O da bu sene handbola giren bir kural. Kırmızı karttan sonra mavi kartı gösterdiği zaman seni ne diyorlar? Federasyona söyleyeceğim, ceza alacaksın diye. Çok aradı şeyde. Zaten Funda ve diğer oyuncular skor yükünü taşıdı. Bir tane yediği vardı sadece. Evet. Maç eline yani GSK'nın kazanabileceği duruma geldi. Hiçbir iddiası olmamasına rağmen, bir tane yediği olmasına rağmen, kızlar yorulmasına rağmen hani maçı hocanın deyimiyle aslında istemediler. Hani kızlar çünkü belli bir zaman sonra hedefsizlik seni buraya itiyor. Evet. İddiada da olmadığı için bu. İddiada olsa biraz daha maddi olarak da kaynak sağlayabilir. Evet. Buradan da şunu bağlıyoruz. Tabii ki sporcuların, hele ki böyle takımdaki sporcuların takımlarını yalnız bırakmaması lazım. Mavi kartı da böyle bizim de hani bilgilenmiş olduk ama bir daha böyle farklı bilgiler, bize zarar verecek bilgiler edinmezsek iyi olur. Çünkü bu maçı kazanabilirdik. İlk sezonun ilk galibiyetini alabilirdik. Biraz kaptana gene ihaleyi yıktım ama yani kazanabilirdik diye düşünüyorum. Evet. Salim'e topu atalım buradan. Salim'e söyleyeceğim bir şey var. Ekleyeceğim bir şey yok. Tamam. Samsun GSK'yı da konuştuk değerli izleyenler. Bayanlar Voleybol 2. Ligi'ndeki Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü. Adı da biraz uzun oldu ama Turhal ekibine 3-1 mağlup oldu. Tugay, sen bu karşılaşmadaydın. Kısaca değerlendirmek istersen. Ya zaten bu grupta, spor lisesinin grubunda küme düşme yok. Evet. Amaç zaten, biz burada Osman Hoca'yı da misafir etmiştik. Amaçları da ligde Samsun'lu sporcularla mücadele ederek onların performansını yükseltmek. Evet. Onları Samsun'da veya spora kazandırmak. Altyapıdan yetişecek kızlara bir hedef göstermek, A takımda mücadele etmesi anlamında. Çünkü biliyoruz ki Samsun'da spor lisesi anlamda veya voleybol anlamda ana kentin dışında tek takım spor lisesi. Başarı diliyorum. Ya bu yenilgiler pek önemli değil. Zaten bütün maçlarını kaybetse de bu yenilgiler tecrübe olsun diyelim. Tecrübe olsun diyelim. Buradan da selamımızı gönderelim Osman Hoca'ya. Gerçi bugün mutlu biraz. Futsal galibiyeti, evet, şampiyonluklar sonra yaşadılar. Onlara da geleceğiz az sonra. Tabii ki hazırlıklar da var. Yine Samsun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Canik İlçe Müdürlüğü sporcuları plaj voleyboluna hazırlıyor. Bununla ilgili de bir haberimiz vardı. Kısa bir haberimiz. Onu da izleyelim. Ardından artık yavaş yavaş veda için karşınızda olacağız. Canik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü voleybol çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Atatürk Spor Salonu'nda yaz ve kış spor okullarıyla altyapıya katkı sağlayan Canik'te plaj voleybolu antrenmanları devam ediyor. Antrenör Ömer Aşıkoğlu yönetiminde gerçekleşen idmanlarda sporcular Nisan ayında Samsun'da yapılacak turnuvaya bileniyor. Canik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Osman Abonuz, voleybolda spor okullarında 80 sporcuyla çalıştıklarını ifade ederek, plaj voleyboluna katılacak sporcuların Canik'i en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi. Evet, geleceğin voleybolcularına biz de çalışmalarında başarılar dileyelim. Tabii kısa kısa notlarımız var. İlk olarak aslında keşke programın başında söyleseydik. Evet. Samsun ASKF Başkanı Şener Aydın hafta içinde kayınvalidesini kaybetmişti. Kendisine buradan başsağlığı dileyelim. Onun dışında yine son anlara girdik artık. Bazı bir mesajımız var. Ali Doğan, veteranları vermiştik biz ekrana.
Batı ve Orta Karadeniz bölge sorumlusu kendisi. Çorum Veteranlar maçında da gelmişti. Evet. Çorum'un da temsilcisi. Veteranları konuşacak mısınız diyor ama biz konuştuk. Biraz yakalayamamış. Yarın geç kaldı. Facebook'taki sayfamıza yüklediğimizde oradan çok güzel bir organizasyon diyelim. Eski futbolcuları izlemek gerçekten keyif. Celilli, Adnan'ı, orada çeşitli evet. Ali hocamızı. Çok güzel bir organizasyon. Buradan da Ali hocamıza tekrardan selam gönderelim. Evet. Yine Samsun'da kısa kısa haberleri verelim. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü Bayanlar Voleybol 1. Liginde İBA Kimya TED Kolejleri 3-0 mağlup etti. Hafta sonu oynanan karşılaşmalarda. Hafta içi de bir maçı vardı. İlbank'la. Liderlik maçıydı. Evet, liderlik maçıydı. Onu da 3-0 kaybetti Samsun ekibi. Yine bir set skorları birbirine yakın skorlardı. Ancak kaybederek ligdeki liderlik şansını güçlü rakibi önünde yitirdi. Bir mesajımız daha var. İzin verirsen okuyayım. Volkan Şenav arkadaşımız. Bu bizim de zaten kameramanlığımızı yapan evet. Emekçi bir arkadaşımız. Onun abisi İlker Şenal Çarşamba Atatürk Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapıyor. Onların küçük kızları da şampiyon oldular. Küçükler voleybol Samsun İl Şampiyonası'nda. Evet. Hem benim ilçemin, Samsunluyuz ama hani hem Çarşamba'nın bir okulu olmasından hem de Volkan kameraman arkadaşımızın abisi olmasından dolayı hem de şampiyon olmasından dolayı bir kutlayalım. Biraz torpil geçelim hafiften. Evet, tebrik edelim onları da. Hafiften değil, baya baya torpil geçsin yani. Onun dışında tabii Samsun'da biten organizasyonlar da var. U16 Erkekler Basketbol Ligi'nde Samsun Marif Spor Kulübü Yol Sporu 60-30 mağlup ederek şampiyon oldu. İlimizi de şu anda Sinop grubunda da temsil ediyorlar. Buradan Murat Turan'a bir sistemde bulunayım. Hani biz takip ediyoruz, bazen yetişemiyoruz ama Hatırlatmadılar bize. Bu konuda evet. Biraz sistemimiz var. Biraz trip atacağız. Hani daha doğrusu kızların atasporu ama trip atmak. Biz de atalım Murat Turan'a tribimizi. Evet. Onun dışında yine Samsunlu Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Kendisine de seçimlerde başarılar dileyelim. Bugün yine oynanan müsabakalar vardı. Okullar arası genç erkekler ve genç kızlar futsal il şampiyonasının finalleri vardı. Erkeklerde Atakum Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup eden Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi şampiyon oldu. Kızlarda da yine şampiyonun adı değişmedi. Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi ilk adım Sema Cengiz Biberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 2-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı. Arkadaşlar ekleyeceğimiz bir şeyler kaldı mı diye son sözü sizlere bırakayım. Sen zaten gereken her şeyi tek tek söyledin abi. Evet. Samsun'u sportif alanlarda temsil eden herkese başarılar diliyoruz biz de. Zaten programımızda elimizden geldiğince de yer veriyor, destek veriyoruz kendilerine. Hı hı. Önümüzdeki hafta tekrar izleyicilerimizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum ben. Söylemek istediğin bir şey artık iyi akşamlar diyebilirim, evet, iyi geceler diyebilirim. Anneme de yemeği ısıtmasını söyleyebilirim yani. Geliyorum programdan sonra. Evet, zaten tıraş mınaş da olmuş Tugay bugün bayağı bir. Yani annem için oldum ya. Başka biri için değil ya. Bizim aşkımız annemiz. Evet değerli izleyenler, az önce de söyledik, hafta sonu Samsun'da oldukça önemli karşılaşmalar oynanacak. Samsun Spor sahasında pazar günü saat 13'te oynanacak karşılaşmada Bolu Spor'u konuk edecek. Çok önemli bir karşılaşma, ligde var olma, şaha kalkma mücadelesi veren Kırmızı Beyazlara destek olmak için tüm Samsunluları bu maça bekleyelim. Yine pazar günü saat 14'te de Mehmetcan Öztürk Spor Salonu'nda Samsun Canik Belediyespor alt sıralardaki rakibi Mersin Doğuş Hastanesi'ni konuk edecek. Basketbol severleri de bu müsabakaya yönlendirelim, onlara davet edelim. Biz bir haftanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki Perşembe günü yeniden farklı konularla karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.